Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yine böyle iğne oyasından yapılan güzel bir örnek göstereceğim. Bu şekilde arasına böyle pırpırdan daha da yapabilirsiniz. Ufak bir tane. Ben bunu bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdi bu modelimizi de yapmak için yine şu şekilde bir yeşil tabana ihtiyacımız var. Bunun için şöyle küçük bir tane yuva hazırladıktan sonra içerisine 12 tane pırpır yapacağız. Şimdi hemen başlayalım. Ben bu aradaki zürafaları falan artık daha onları tamamladım. Şöyle bir tane zürafayı atlıyorum. İkinciye şu şekilde arkadaşlar ipimi sabitliyorum. Şöyle hafiften de bir genişlik bırakalım. Bu şekilde. Şimdi bunun içinden tekrar ipimi attım arkadaşlar ve ipimi başa alacağım. Yani ipimi şu kısma getiriyorum. Şöyle gerdirdim ve şuradan sıkıca düğümümü attım arkadaşlar. İpimi baş tarafa aldım bu şekilde. Şimdi içini pırpırlarımızı yaparak doldurmaya başlayalım. Şöyle. Bir. İki. Bu şekilde pırpırlar yapacağız arkadaşlar. Üç. Arkadaşlar şimdi ben 3 tane yaptım. Bunu 12 tane yapıp 12 tane pırpırla bu kısmı doldurup devam edelim. Evet, bu şekilde yeşil kısmı tamamladık. Şöyle 12 tane pırpır yaptık. Şimdi renkli ipimi taktım ve şu renkli kısmını hep beraber yapalım arkadaşlar. Şimdi buradan ilk pırpırdan hemen ipimi buraya sabitleyeceğim. Buraya bir tane düğüm atacağız. Şöyle ilk pırpıra bir tane düğüm attık arkadaşlar. Şimdi hemen sırayla bütün pırpırları şu şekilde zürafa yapacağız. Böyle arkadaşlar. Bütün pırpırları yapacağız bunu. Şöyle. Evet arkadaşlar, bu şekilde bütün pırpırlara şöyle tek tek zürafaları yaparak sonuna kadar gelelim ve devam edelim. Evet, şimdi en sona geldim. Şimdi bu şekilde çeviriyorum ve şu sıraya bir kat daha zürafa gideceğiz. Bütün zürafaların üzerine birer tane daha zürafa yaparak bu sırayı da bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle ipimi hemen ilk zürafaya bu şekilde düğüm attım ve şöyle sırasıyla devam edeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar bütün zürafaları
Şöyle tamamlayacağız. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu sırayı da sonuna kadar gelip tamamlayalım. Evet bakın şu şekildeydi. Şöyle ikinci kat zürafayı da yaptım. En sonuncuya geldim ve burada düğümü en sondaki zürafanın üzerine attım ve tekrardan modelimi çeviriyorum arkadaşlar. Bu şekilde modeli çevirdikten sonra şimdi üzerindeki şu pırpırları yapacağız. Bunun için ipimi en baştaki zürafanın üzerine atıyorum. Şöyle ipimi en baştakine attım arkadaşlar. Şimdi hemen yanındakine şu şekilde ipimi attım. Bir tane böyle minik zürafa oluşturduk. Şimdi içinden geçirdim iğnemi ve bu kullanmış olduğum ipi başa alıyorum arkadaşlar. Şöyle. Şu aşağıdaki yuvada yaptığımız gibi ipimizi başa aldık. Şimdi buraya 3 tane pırpır yapacağız. Bir, iki, ve üç. Şöyle 3 tane pırpır yaptım. Şimdi hemen altındaki zürafaya şöyle yanındakine geçiyorum. Bu şekilde. İpimizi yandaki zürafaya bu şekilde attık arkadaşlar. Şimdi aynı şeyi burada yapacağız. Hemen yanındaki zürafaya şöyle ipimizi atıyoruz. Oluşturduğumuz zürafanın içinden ipimizi şu şekilde şöyle başa alıyoruz arkadaşlar. Böyle. Ve 3 tane pırpır yapıyoruz. 1 2 3 Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi tekrardan ipimi yine yandaki zürafaya atıp böyle bu sırayı bu şekilde devam ettirip bitirelim arkadaşlar. Evet modelimiz bu şekilde bitti arkadaşlar. Şimdi burayı da bitirdikten sonra şöyle iğnenizin ucuyla pırpırları yukarıya doğru hafiften çekerek bu şekilde düzeltebilirsiniz. Evet, böyle çok şık, güzel bir örnek arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna basın. Bu tarz videolarımın devamlılığı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum.
Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.